Anne! Anne bırak! Anne bırak kızım! Anne! Nasıl? Öldüreceğim bu katili! Ellerimle boğacağım onu! Ellerimle boğacağım! Katilsin sen! Kızımı öldürmüş! Kızımı aldı benden! Sonra da evime sokulmuş! Yılan! Yılan! Anne! Anne yapma lütfen! Dur ne olursun! Abi, abi nefes alıyor mu? Bana bak, duyuyor musun? Aç gözlerini. Hemen arabayı hazırla. Arabayı hazırla hemen! Kızım, kızım, kızım öldürdü. Anne! Dokunmayın bana! Anne. Anneciğim. Gerçekten tam vaktinde yetişmişsiniz beyefendi. Eğer biraz daha oksijensiz kalsaydı geri dönülemez sonuçlar olurdu. Şimdi peki iyi mi durumu? Oksijen seviyesi normale döndü. Verdiğimiz ilaçların etkisiyle biraz daha uyuyacak. Yani hastamızı bir süre daha müşahede altında tutacağız. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Afife'cim, nasıl oldun? Daha iyi misin? Afife teyzeciğim. Annem biraz yorgun. İlaç aldı. Ah Afife'cim, ah. İnsan işte, anlayamıyorsun bazen. Hangi anne sakin kalabilirdi böyle bir durumda? Ha, kim ister kızının katilinin böyle elini kolunu sallaya sallaya evin içinde gelin diye dolaşsın? Ah ah. Perihan teyzeciğim, annem biraz yorgun. Müsaadenizle biraz dinlensin. Tabii dinlensin. Ben de ona nasıl moral olurum diye çırpınıyorum. Anneciğim, hadi biz çıkalım. Afife teyzem dinlensin. Tabii tabii. Biz çıkalım, sen iyice dinlen Afife'ciğim. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun tekrar. Bunca zaman gözümüzün içine baka baka aramızda yaşamış. Kızımın katiliyken utanmadan, arlanmadan haysiyetsizce benimle sofraya oturmuş. Onunla aynı havayı solumuşuz. Abim bunu bana nasıl yapar? Nasıl yapar? Anneciğim, birazcık dinlensen. Hatırım için biraz uyumaya çalış lütfen.